Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ablam da son gün, bugün son kahvaltımızı yapıyoruz. Bakalım gideceğiz, Murat gelecek bizi almaya. Sabahtan ablam böyle çorbasını koydu ocağa, köfteli çorba yapıyor böyle. Köftenin içine de yarım kahve fincanı pirinç koydu. Tuz, karabiber, bir soğan. O şekilde yoğurdu. Böyle top top hale getirdi. Ondan sonra un kavurdu. Ondan sonra salçayı da koydu üzerine böyle. Güzel bir çorba. Çocuklar yer diye. Şöyle. Şimdi bu burada pişiyor. Burada da sucuklu yumurta yapıyor kahvaltı için. Burada da şimdi yumurtalı ekmek kızartacağız. Zeynep'e önden sade pişireceğiz. 2 tane yeter ona. Sonra da süt koyacağız. Yeter bu Zeynep'e. 2 tane yeter ona. Yemiyor fazlasını zaten. Kaynamaya başladı çorba. Köfteler de pişsin. Çayımız da burada demlendi. Ablam şimdi süt kattı. Yumurtanın içine. Burada da ekmekler. Şöyle koyalım. Koyuyoruz ister. Değil mi? Tamam, doğru, sütü bulaşır. Şunları kızartalım. Evet arkadaşlar, ablamın yeni makinesini deneyeceğim. Fakir'in böyle dinamik konfor makinesini almıştı. Shake, ondan sonra smoothie, böyle şeyler yapmak için kullanılıyor. Ablam da karaciğer yağlanması için 15 gün böyle bir küre başlamış. Şimdi yaparken sizlerle paylaşalım dedik. Normalde sabah aç karnı içiliyor bu arkadaşlar. 10 sap maydanozu böyle yıkadı, saplarıyla birlikte içine koydu. Ondan sonra bir tane limonu şeyiyle koyuyor, şöyle limonun suyunu sıkmadan koyuyor. Kabuğunu soyuyor, parçalayıp böyle içerisine atıyor. Ondan sonra suyunu ekliyoruz. Burada bir kendine yaptı, bir de bana yaptı. Dene dedi, beğenirsen sen de alırsın dedi makineden. Ben de istiyorum ama bakalım. Şimdi ablamlar kampanyalı indirimli almışlar. Şimdi çok fazla olmuş bunların fiyatları. %40 zam gelmiş yani. Birden %50'ye yakın neredeyse. Çok güzel parçalıyormuş. Normal robotta yapıyordum ben ama böyle posasını, püreli böyle daha bunlar ona göre kuvvetliymiş. Evet arkadaşlar, şimdi biz suyunu ekledik. Koyuyoruz bakalım robota. Fişi neredeydi? Ne güzel, bir de bunlar olması çok güzel. Bakın hiç pürüz kalmadı. Robotta böyle olmuyor benim. Hiç. Yani tortu mortu kalmadı. Bakın dibi de öyle. Bu da ona göre üretilmiş bir robot işte. Çok güzel. Çok güzel. Ben zaten seviyordum bunu. Harika olmuş valla. Bize afiyet olsun. Şifa olsun inşallah. Çok güzel. Makineyi çok beğendim abla. Güle güle kullan bu arada. Denemekte kısmet oldu işte. Canlı canlı. Hep internetlerde görüyorduk. Çok güzel. Şifa resmen. Evet. Kahvaltımız hazır. Yumurtalı ekmeklerimiz. Bu Zeynoş'a özel. Burada patatesli börek var. Murat da geldi bizi almaya. Şimdi gelirken böyle pastaneden poğaça almış. Kaşar peynirimiz, zeytinimiz. Bu şey arkadaşlar, çok güzel. Bunu geçen videoda da söylemeyi unuttum size. Abla neydi bunun adı? Helvacı Ali'nin badem ezmesiymiş bu arkadaşlar. Ama o kadar güzel ki. Şimdi çaylarımızı dolduracağız.
çorba pişti. Yumurtayı yapıyor ablam şimdi. Çay da demin iyice aldı. Tamam. Şimdi oturacağız sofraya bakalım. Nanesini de koydu ablam üzerine. Çok güzel oldu çorbada. Şöyle karıştıralım pişsin. Evet, ye kızım. Evet, geç Murat sen böyle benim bu tarafıma. Geçenki gibi. Yumurtalı sucuk yiyorsun. Vallahi kabaklar var. Aynen öyle. O kabaklar burası mis, oldu ya. Mis şaştı. Hem şimdi verdim. Aynen öyle. Kabak şeyi mağdur olduk ya. Zeynep nereye? Bak yutuma var içinde. Yutuma ne be? Yumurta. Evet yutuma. Ben batırdım mı? Ay batırdım dedim. Sen şimdi bana aferin de az önceki gibi. Bu. Ben de eksik suyum. Ben de yiyeceğim. Civciv. Bak bizim sen yokken bizim civcivlerimiz vardı. Aa, tersi. Evet. Kaç taneydi? 43. Öyle biliyorum. 43. Hani orada o kadar. Ha. Yok. Ha, onları bak. Şey vermiş değil mi? Abi, yan komşu. Abi. Sancık tatlısı. Aferin sana. Sen memeyi çıkartmışsın. Hı. Anne ben ne bileyim? Ben çok süt sayayım abi. Ben ne bileyim? Burada çok süt sayayım. Bu mu galiba tam geliyor? Şaka. Memek. At. Kapı timsah gibi misin? Muhammed'e yeni tablet aldılar. Şimdi geldik kargoyla. O kadar mutlu ki bakar mısınız? Hadi gel açalım kuralım. Yürü. Açalım. Evet açıyoruz bakalım. Tablet. Hayır size göre bir şey değil. Elektronik Zeynep oyuncak değil. Dur elleme teyzem bile açamıyor. Çok zor. Evet arkadaşlar toparlandık, hazırlandık, gidiyoruz. Murat anneme gidelim dedi. Çocukları uzun zamandır görmedi. Mahalledeki eve uğrayacağız. Yoruldu Murat evden çıkana kadar. Ayıramadık çocukları birbirinden. Kız evde hiç yani durmuyorlar. Birlikte de olmuyor, ayrı da olmuyor. Oyuncak için kavga, bir şey izlemek için kavga, gürültü. Şimdi ayrılırken kopamadılar. Muhammed de Zeynep. Çok ağladılar. Ali büyüdüğü için yok. Ali'de tık yok. Gidiyoruz abi, bakalım. Abi şurayı görüyor musun? Kar. Evet, karlı dağlar. Zeynep babaanneye gidiyoruz. Özledin mi?
Evet, biz geldik annemlere arkadaşlar. Çıkıyoruz eve. Yürüyün bakalım. Hadi yürü. Yürü bakalım. Yavaş takılmayın. Yürü. He, olsun ya, yıkarsın elini. Ayağı yere değdi diye, eli yere değdi diye. Olsun ya, yıkarım elimi diyor. Hadi bakalım girelim. Evet, annem kapılarda karşılıyor bizi. Annemler gelmiş, benim bal kuzularım gelmiş. Oh, seni bilen Allah kurban. Uyuyordu arabada, şimdi kalktı. Ay, kıyamam. Ben kimim? Ay, annem. Hadi gelin üşümeyin, buyurun. Hadi bakalım. Buyurun fakir ağabeyime. Buyurun. Gel kuşum. Ali gel. Gel burada çıkart montunu, gel. İçeri. Gel. Terli çıkarmadım. Ah. Ali gerek yok be, burada oturacağız, gel. Bak bana. Sofra indirecek. Çıkart kızım. Çıkart. Çıkartmıyor. Şimdi çıkartma diyor. Annem çok sıcağa gelemiyor. Evin içerisi 13 derece. Yeni açtın. Yeni mi açtın? Yok işte, kalktım gibi de. He. Ter döküyorum şu an. Evet, annem gelemiyor sıcağı o yüzden. Anne, tansiyonum yüksek zaten, gene dil altı kullandım. He. Sen bunları giy kızım, Murat onu giysin. Fark etmez. Aman canlarım da gelmiş. Giy kuşum. Elleme küserler Zeynep. Elleme sakın, küserler. Aha, eline batar. Evet dikenli. Üşüdün mü Ali? Soğuk. Aa, bak nasıl üşümüş, battaniyeyi örtüyor. Alışık bu evin usulleri böyle kızım. Kartları almış o. Bölüşün. Ama kolların sıvalı kuşum. Hadi anne. Biz sen indireceğim de biz çok... Çocuklara bakın. Buldular Ozmo kartlarını. Annem saklamıştı bunları oyuncakların içinde. Ali yaşadın. He? Bir sürü oldu. Ama bak, çıkar şu memeyi de anlaşalım. Şunu giderken uyurken buraya koyalım. O yüzden hepimiz kafalısın. Arkadaşlar, akşam yemeğini annemde yiyeceğiz. Annem bir sürü bir şeyler hazırladı. Düğün çorbası yapmış. Murat'ın en sevdikleri. Ondan sonra lahana sarması yapmış, kıymalı. Bir de bal kabağı tatlısı yapmış böyle. Çok güzel. Koyu şerbeti. Burada petekte duruyor. Menümüz düğün çorbası. Yemekte ismi. Evet. Düğün çorbası. Ara sıcak. Kızartılmış. Ara sıcak. Kızartılmış Murat. Patates. Vallahi. Ali'ye bak nasıl duruyor. Ve sosis. Of, sosis Ali. Zeynep'e sadece patatesli sosisler ayrı. Bir tencere kelem sarması yaptım. Evet. Şuraya serdim sıcacık soğumasın diye. Çorban da sarık. Biz eski usul böyle. Fakir anne benim evim. Hiç öyle lüksten, gösterişten, ya, ondan bundan işimiz yok. Hepimizin öyle. Göster annem. Evet. Sana puanım 10 kanka. Ondan sonra bal kabağımız var. Üzerine de kaymak. Tahin dökecek miyiz? Tahinim yok Murat. Ben almadım. Niye? Oh Murat. Hiç kaymak aldım. Sıcacık. Kaymak aldım. Dur Zeynep. Kaymak. Evet, peynirci babadan böyle kaymak almış annem. Bal kabağı tatlısına üzerine de ceviz, hiç kaymak. Aynen. Evet. Ceviz de koyacağız. Çok güzelmiş ama. Allah bereket versin, evlatlarım gelmiş. Evet, daha ne annem olsun. Annem babamın hayrını olsun inşallah. Evet. Ölmüştünüzün hayrını olsun. Eline koluna sağlık hiç bakalım. Hiç yükseklerde gözüm yoktur. Her evet. zaman alçak gönüllü mütevazı olmuşumdur. Hayal bile ömrümde kurmamışım. Niye hayal kurmadım? Hayal kurmak çünkü güzeldir diyorlar ama. Çok güzel hayal kurmak, olmayacağını bildiğim için. Ben de o kadın büyümüşüm. Öyle çocuğumu yetiştirdim. Öyle büyük. O marka onu alayım, bunu giyeyim. Büyük lüks evlerde oturuyorum. Evet. İşte burada yiyorum. Hiçbir şeyde orada gözüm yok diyor. Orada bakıyorum. Hiç. Evet. Hiç öyle yükseklerde gözüm hiçbir zaman olmamıştır. Evet.
Hep böyle yarınımı düşünmeye çalışırım. Acaba bir hasta olursam, bir şey olursam nasıl yaparız gibilerinde. Kimsenin kapısına gitmemişim. Ömrümde kredi çekmemişim. Kart hiç kullanmadım. Evet. Bankadan emekli olduğum halde. Onun için azıcık aşığım, kaygısız başım. Aynen öyle. Çok şükür buraya kadar geldik. Bakalım. Zeynep yiyemez bu. Yoğurtlu değil mi terbiyesi? O yüzden yiyemez. Koymadım. Aynen. Bak Emine'cim böyle ekmek alıyorum annem artık. Ne? Besaç mı? Değil. Değil köy ekmeği. O kadar lezzetli. Nereden alıyorsun onu? Bakkalımıza geliyor. Hmm. Trabzonlulardan. Bu bana epey bir gidiyor. O kadar lezzetli, içi esmer. Hiç ovalanmıyor. 9,5 TL. Çok güzelmiş. Artık hep bunu tüketiyorum. Esmer ekmek. Çok lezzetli. Faydalı diyorlar ya. Çok öyle. Lezzetli. Limon suyu da ister misiniz? Yok ben içine? İstemiyorum. Bir karabiber de içeceğim. Burada var. Pul biber de var kızım. Murat bir kepçe mi? Tamam. Bir kepçe bile çok. Aynen öyle. Yarım. Tamam. Aliş? Ne? Çorba? Bir kepçe. Tamam. Yeter o zaman. Şöyle koyalım. O sarma da sıcacık. Murat. Yaşadık yaşadık. Evet. Özledik de lahana sarmasını ya. Yapmıyoruz ne zamandır yapalım. Evet. Balkonda lahana duruyor. Ben de yapayım bari. Şuradan tatlıyı şimdi koyayım mı? Koymayayım. Sonra koyarız. Hadi götüreyim. Hadi falan. O limonata değil. Limon suyu çorbaya dökeceksin. Ben de sen. İçilmez o. Ben hızlı hızlı önden valla çok hızlı yemek yiyorum ya. Önüne daha çorbasının içine kadar. Ben çorbamı içtim. Sarmamı bile yedim. Ben her zamanki gibi bakar mısınız acıyı? Döktüm. Sanki yanlışlıkla kapağı açılmış gibi. Acının, bayılıyorum. Baharatlı açılmış gibi. Evet ekmeğin içi de bak nasıl esmer. Evet. Kepek ekmeği gibiymiş. Anne ben az bazen okulda şunu... Şimdi sıra geldi. Bal kabağına. Tatlıya. Evet. Sen çok seviyorsun bal kabağını. Ben de. Benim tatlıyla işim yok. Acı. Böyle tuzlu. Ben ikisini de seviyorum. Sarma, çorba, mis. Zeynoş da yedi bayağı değil mi? 5 tane yedi sarma. Kaç tane yedin Zeynep? 1, 2, 3, 6, 7. Güzel miydi? Ne koymuş babaanne içine sarmanın? Pilav. Başka? Pilav. Et. Başka? Soğan? Cıvan. Cıvan? Bir de böyle sarpıyoruz ya. Hı hı. Ne bu? Biraz. Tuz. Tuz. Bir de 39. 39 de bakayım. 39. 36 de. 36. Dişlik seni. 105. Ali sarmaya oğlum. Bitirdin mi Ali çorbanı? Aferin be. Ali bu ara bana çok şişmiş geldi gene gözüme ya. Ali valla teyze de. Baksana ya sarktı gene göbek. Teyze besledi. Bir ara çok veriyor. O sigara böreği geldi. Sosisli Ali'ye. Oy bir gün annemin günü var. Sigara böreklerini kızarttım. Akşam yatakta aklım o geldi. Anacığım. Annem bir geldim sarmış sarmalamış üstlerini örtmüş. Bir kaldı sigara böreklerini yatmış. Ve annem dedim ne yaptın dedim. Yumuşamış. Yumuşamış. Dedi. Sormasın Meksim sen unutmuşsun sarma dedi. Aman ne gülmüştük ciğerenci bakmamız vardı. Ali'ye kabak. Ya. Çiçeğimiz de masada yerini aldı. Oh. Komşum, yemekteyiz gibiyiz valla. Komşum sağ olsun çiçek verdi bana. Bütün ablacığım seni çok seviyorum dedi. Çiçek vereyim sana dedi. Aa, ne güzeldi sağ çiçekler. Sağ ol bir taneciğim dedim. Gerçek. Hmm. Yeşillikleri de vardı onları ayrı koydum. Gülüne bak ne kadar güzel. Hı hı. Bunlar da Zeynep'in sigara börekleri ayrı. Zeynep'in börekleri de burada. Ona ayrı. Bunlarda peynir var. Sigara değil. Evet bak burada da kaymaklı o. Hadi bomba. Zeynep bundan. Bundan Zeynep. İçi bak sosis. Aa, sosisli ama bunlar. Isıttır bakayım. Küçük çatal da vardır. Yarın sabah. Ali'cim tatlının çatalı. Ver onu. Yok ben yiyeceğim. Tatlını içelim mi? Yemeyeceğim mi öyle? Aa niye? Bana sıcak basancık bir soğuk kalmak alayım. Tamam. Al burada bunları. Hadi sağ ol.
Gel otur anne, otur gel ye. Murat azıcık serinlesin. Aynen. Yemeği yiyince ağır bastı galiba. Dün ürün geçen herkesten bir şey öğreniyorum. Dün ürün diyor. Gülten Hanım diyor, çiçekleri sularken bile diyor, annemin babamın hayrına de diyor. Her işten diyor. Sadaka, hani derler ya çocukları sevmek sadaka. Aynen. Herkesten bir şey öğreniyorum. Annem babamın hayrına olsun inşallah. Evet, amin. İnşallah Allah kabul etsin. Allah daha çok versin. Allah Allah. Yanlışlıkla aramıştım. Şey, bizi orada sanıyorsa Haliller bel için gidecek diye eniştenin beli için. Kas gevşetici iğne vurulması lazım. Ya. Tabii. Voltaren'le muskori. Bir ağrı kesici, bir kas gevşetici. İkisini de karıştıracak. Sabah akşam vuracak. Annem vurundu da Bulgaristan'a bile gitti. Bindi gitti. Hadi ya. Oho tabii. Şirin gece vurdu doktor. Selim ebemiz var. Kızı vurdu. Annem sabahleyin gidemeyecek durumdaydı. Bindi arabaya gitti. Ara bakalım ne diyorlar. Ama o binada da iğne vuracak insan varmış da iğne. Erkek herkes erkeğe vurmak istemez. Erkekler çünkü vücutları kaslı ya. Olabilir. Ben anneme rahat vururum. O bana vurdu da babaya biz korkardık. İğneciyi çağırıyordunuz. Evet. Aynen. Eminim yok. Bir yer niye böyle olmuş? Aa, yeni aldık Esivaki'den bir de. İpleri çıkmış. Bir de bu tülermez dedik. Lakos kumaşı diye. Annem bunu tığla çektirir arkadan ama. Ya da keseceksin oradan makasla. Arkadaşlar yememizi yedik, biraz oturduk, gidiyoruz biz. Şimdi annem böyle şap görmüş bana, Zeynep'e taktım şimdilik. Pof pof, eve gidince gösteririz bakalım. Şey yaptım. Dur bakalım, geçelim. Kendime takayım, bak gör. Kendime dördüm. Şimdi böyle biraz gevşek yaptım hani böyle bir yere giderken. Önleri lastik, arkası sepet örgü mü diyorlar sepet ona? Sepet örgü ama iki ayrı şişten ördüm. Sepetini ayrı, bu arayı dar yapıyorsun. Evet, böyle çok kendim değişik. Güzel. Emine de markete giderken kullanır dedim. Evet, çok soğuk oluyor bazen. Gidiyoruz aynen. Şimdi bakalım. Ne? Şalı şapkan üzerine koyacağın için bol yani. Evet. Şalın üstüne takarım işte. Geçen aradık işte kara giderken Ali'ninkileri takacaktım. Dar. Bir de çok çırt renk ya. Dikkat çekiyor. İstemedim o yüzden. Ben Murat'a söyledim. Murat dedim. Evini örüyorum. Sürprizim için evini. Şey örüyorum. Zeynep gel. Sürpriz atkı. Anahtarı çıkarttı mı? Zeynep koş. Bas, koş kızım. Koş. Bakayım montunu. Bak. Uyuyor. Çok güzel. Uyusun dedim. Atkı örüyor. Şapkası var. Atkısı yok da atkı örüyor şey, şimdi. Tüysüz güzel kaliteli ip aldım. Montu yok da mı denk getirmişim Emine. Evet bak aynı rengi. Hiç çok güzel. Değil. Eline sağlık. Annem de şey örüyormuş ona. Süvetör bas, örüyor. Dedim geçen anneanne süveter arıyor, babaanne atkı arıyor, o yaşadı Zeynep. İnmesin. Hadi yine gelin. Hadi. Çok sağ ol çocuğum geldiğiniz. Hadi bakalım. Hadi kendine dikkat et. Aşkım. Hadi. Çıkartmaz. Hadi gidiyoruz. Bakın. Hadi iniyoruz. Ben de geliyorum. Hadi bakalım. Çok sağ ol. Yine gelelim. Dur. Ali dur, lambayı açıyor. Korkma yok bir şey. Panik yaptı. Tamam, yok bir şey. Hadi Allah'a emanet ol. Sen de kendine iyi bak. Hadi koruyun kendisi. Iyi çok iyi. Onun kısalarını alsem bak. O şey yapıyor. Ben şey yapınca sana şey unutmuştum modelini. Şimdi baktım iyi oldu. Kısasını böyle. He? Tamam. Çok ısıtıyor. Soba gibi. Tamam, alırım bakalım. Hadi Allah'a emanet ol. Her şey için sağ ol. Bir şey değil kızım. Hadi, hadi gene gelme. Gelin. Hadi inme aşağı. Hadi bakalım. Bağcık onu açıp aynen dur kapatayım. Hadi bakalım. Ay. Girmişler, oturmuşlar. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi bay bay. Kim? Zevcan teyze mi? Yok. Şey var ya, Suriyeli. Suriyeli komşular var karşıda, evet. Tanımışlardır tabii canım. Evet. Nasıl tanıdı? Kaç
unutmaz. 4 yaşındayım bak şimdi. Evet, gidiyoruz. İncirli Caddesi'ndeyiz. Tramvayla birlikte. Arkadaşlar biz eve geldik. Geldiğimiz gibi herkesi attım banyoya. Bir güzel çocukları çitiledim, yıkadım. Tertemiz oldular. Zeynoş'a bakın Zeynoş'a. Saçları örüldü. Onu babaanneden aldın. Kapısının anahtarlığını söktü. Aldı Zeynep. Güzelce kalın kalın giydirdim. Yelek giymiyorlar arkadaşlar. Daha çok terliyorlar banyo sonrası. O konuda babaya çekmişler. Banyodan sonra bir ter atıyorlar. O yüzden böyle 3 kat penye giydiriyorum. Yünlü bir şey giydirdim mi çok terliyorlar çünkü. Saçlarını kuruttuk, ördük. Mis gibi tertemiz oldu. Şimdi Zeynep ve ablamın yaptığı çorbadan bir kase içirdim. Annem de lahana sarması yedi bir tek Zeynep. O yüzden bir kase bu köfteli çorbadan içirdim. Pirinçli, çok lezzetli olmuş. Ben de baktım, tadına bitirdi Zeynep. Şimdi de çay demledim. Çay koyacağız, içeceğiz. Bakalım sıcacık. Banyolarda iş çok şimdi. Çamaşır atmam lazım makineye. 2 posta çamaşır var. Bir yere gidiyoruz, geliyoruz. Zaten her şey doğru makineye. Ali daha eve girdiğimiz gibi her şeyini çıkarıyorsun. Ellerini yıkamaya girdi. Yok 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 dedim. Her şeyini çıkarıyorsun, ondan sonra doğru yatağa dinlenmeye. Şimdi çaylarımızı doldurduk. Ben burada veda edeyim sizlere arkadaşlar. Ondan sonra artık işlere kaldığımız yerden devam ederiz. Arıtmadan su doldururken de açık unuttum. Birazcık o kısım su oldu. Ondan sonra bu tarafa aldım o kaşıklık tepsileri, sildim oraları. Sonra yerleştireceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Öpüyorum hepinize. Hoşçakalın.